Irak'ın aydınlık yüzü olan Türkmen El Televizyon'dan herkese kucak dolusu salamlarımızı sunuyoruz. Makam Uahoriyet Ezgileri adlı yeni bir programımıza başlayacağız. Programımız yeni sezonuyla, yeni bir formatıyla başlayacaktır. Programımızı müzik ekibiyle, Bayat Sama'i ile başladık. Güzelcesine icra ettiler, ellerine sağlık. Değerli seyircilerimiz, Irak makamı müzik aletleri eşliğinde şarkı söylemenin eski bir Irak şeklidir. Çeşitli geleneksel müzik dizilerini kontrollü bir şekilde söyleme, vaçalmada, doğaçlamada bir karakter veya doğa ile karakterize edilen bir müzik mirasıdır. Değerli seyircilerimiz, programımızın ilk solisti olan makamşunas Abbas İgit
sizlere ana makamlardan olan Bayat makamını sizlere sunacak ve ona bağlı güzelim bir beste de okuyacak. Neşeli anlar sizlerin olsun. Felekler yandığımdan muradım şem'i yanmaz mı? Degildim ben sana mail, degildim ben sana mail, sen ettim aklım zahil, degildim ben sana mail. Sen ettin aklımıza iyiydi.
de geldim ben sana mail, de geldim ben sana mail, sen etti o aklımıza il, de geldim ben sana mail. Sen etti o aklım zahir vay. Er ya da 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 da. Ah ah divan. Şeb-i hicran yanar canım, döker kan zifti ciryanım, o yadır kalk yavganım, kara baktım o yanmaz mı? Afganım, kara baktım o yanmaz mı? Vay. Her yer yer yar, yar 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 yar. Ah ah diman, cana can. Dağlar başın alaydım baba çağıraydım çalaydım. Dağlar başın alaydım baba çağıraydım çalaydım. O yar buradan geçen de kol boynuna saraydım. O yar buradan geçen de kol boynuna salaydım. Dağlar dağlar yer yaman dağlar, bilbil gülü için ağlar. Dağlar dağlar yer yaman dağlar, bilbil gülü için ağlar. Dağlar dağım dümenim, gam ortağım dümenim. Allah'ım başım cidem.
sağım dümenim. Alan başım giderem ahır sağım dümenim. Dağlar dağlar yer yaman dağlar, bilbil gülü için ağlar. Dağlar dağlar yer yaman dağlar, ben yaralı yaraklar. Dağlar yeşil boyandı, kim yattı, kim oyandı? Dağlar yeşil boyandı, kim yattı, kim oyandı? Kalbime taş düştü, içinde yar dayandı. Kalbime taş düştü, içinde yar dayandı. Dağlar dağlar, yer yaman dağlar, ben yaralı yaraklar. Dağlar dağlar yer yaman dağlar, ben yaralı yaraklar. Dağlar dağlar yer yaman dağlar, bilbil gülü için ağlar. Ağzıva sağlık değerli makamşunaz, genç makamşunazımız Abbas Yiğit seyircilerimize ana makamlardan olan Bayat makamını ithaf etti. Ve bu makamın sözü büyük şair, Şairler Sultanı olan Fuzuli Süleyman el-Bağdadi'nin şiirini okudu. Değerli seyircilerimiz, her programda olduğu gibi makam okunduktan sonra o makamı alağın, bakağın bu makamda hangi makamları tatarruk etti veya makamları işledi içinde işte bizimle bulunan makam, uzman olan ve makam öğretmeni olan Velid Bayraktar bakalım Abbas Yiğit Bayat makamda hangi makamlar işledi? Buyursun. Ey vaktler sizin olsun mühterem makam sever dostlarımız. Bugün okunan ana Bayat makam. Tabii ana Bayat makamı birinci faslın birinci makamı olan bir makamdır. Ve buna bir tesmiyesi de var. Ona diyorlar büyük makam. Bundan çıkan dallar 12 dalı var. İbrahim'i, Ciburi, Mahmudi, Behrezavi, Nari, Kazzaz, Koryat makamı ve Şarkı Doga, Seidi Mubarka, Mugabul, Mistin ve Ireybun Arab. Bu makamlar dallarıdır. Bundan da ayrı bazı koryatlarımız var. İndi koryatlar bizim konumuz dergi. Onu da yeri gelende onu da açıklarız. Aynı koryatlar da var. Bundan çıkan gazellerimiz de var, mavveller var, şey var. Ama gelelim biz ana şeye, mevzumuza. Bayat makamı bizim büyük Türkümen Bayat aşiretine mensup olan bir makamdır. Ve bu şekildeki indi bizim Abbas Yiğit okuduğu şekli, tipi. Ki böyle baştan mesela lavuk eder, sonra sabı eder, celsi eder. Hazırladığı neheft eder, lavuk eder, sonra acem parçası teslim eder özün bayata. Yani bir şekilde olanı, okunanı bizim Ahmeziye'den bayatlı. Yani o da Ahmeziye'den de aynen bayat aşiretine bir mensup olan bir büyük okucusu. 1820 doğumlusu ve 1912'de vefat edip yani 92 sene yaşayıp. Tabii bunun şeyleri de var, kavanları, şeyleri, indikimin hele durmaktadır. Şimdi gelelim bakalım Yiğit Abbas neler kattı okuduğu makamlara. Tabi ağzına sağlık çok icat etti, çok güzel temiz okudu özün. Tabi giriş, ilk defa bizde giriş var. Girişte iki kople giriş nağmesi okudu. Ondan sonra bizde ne yaptı? Bir parça sabı etti, sabadan bir de endi, celsi etti. Celsede hazırlandı her atın meyansın. Meyanda da bizde ne etti? Neheft işledi, neheft parçası. Ondan sonra lavuk işledi. Şey, neheft ve lavuk. Ondan sonra elinde bir parça acem parçası vurdu. Acem parçasından sonra sabayla böyle bir hareket yaptı. Bir güzel bir hareket, özüne bir ait bir hareket. Elinde bayata teslim etti özün. Ondan sonra da bir güzel beste, dağlar dağlar bestesi icat etti özün.
Ağzıva sağlık bizim Abbas İgid. Tabii bu tesmiyeni de alıp makam evinde, özü Abbas Sabah'tı. Bu tesmiyeni aldı makam evinde yetenekli olduğuna, her makamı okuduğu için adını Abbas İgid koyduk. Ağzıva sağlık Velid Hoca, seyircilerimizi aydınlattığınız için size teşekkür ederiz. Değerli seyircilerimiz, her programda olduğu gibi makamı aldıktan sonra bizim müzisyen ve makam şunas Muayyed Begoğlu, bakalım bizim makam şunas Abbas İgit okuduğu hangi süllem musiki üstünden okunduğu ve hangi derece üstüne irtikaz ettiğini sizlere aydınlatacaktı. Buyurun Muayyed Efendi. Evet. Merhaba değerli aziz makam sevan dostlarımız. Bugünkü ele aldığımız makam ana bir makamdı. Yani reisi bir makamdı. Irak'ta okunan ana bir makamdan sayılı. Bizim Abbas Yiğit ağzına sağlık, gerçekten çok güzel okudu. Zor bir makamdı, zahmet bir makamdı. Yani bir buçuk oktefe yakındı. On sese yakındı. Ana makamı böyle baksak özne. Birinci bayat mukayyet sayılı. Serbestdeki mukayyet dediğimiz, yani her parçalı vurmak için parçalar düzenli bir şekildeydi ve sırası bir şekildeydi. Aynı zamanda da ritimsizdi. Baştan sona kadar ritimsizdi. Bakarak bu bayat makamını önceden hardan gelip, onun kolları neydi? Bayat makamı tam dugah perdesinden, dugah nakabesinden alınıp, yani hamımız vaktiyle konuştuk, yegah, dugah, segah, çergah, piyancıgah bu şekilde konuştuk. Dedik yegah rastı, dugah bayattı. Dugah bayattı. Segah kalıp aynı adı segah, çergah aynı adı kalıp çergah, piyancıgah da ne vardı? Her neyse. Burada makam bayat, Irak'ta okunan makam bayatların kolları var bizde aynı zamanda. Behrzavi'de, Cuburi'de, Mugabıl'de, İbrahim'de, Hüseyin'i, Urfa, Deş, Şerqi Dugah, Gazel Bayat, Şur, Hanabat, Nari. Yani gerçekten çoktu. Bu aynen bayattan çıkan kollardı. Ama dizisine böyle baksak, dizisi hardan gelmiş? Yani hani besteler biz yaparız içinde. Müzik makamları koyduğun. Özü en çok da Türkçe'de buna Uşak ailesi diyorlar. Uşak makamı ailesi diyorlar. Bizde tabii ben bunda buna şeyden açıklarım özüne. Irak'ta olduğu bayat durduğu yer ki diğer gözde Dogah. Dogah bizde re perdesi. Re perdesi de diğer Dogah. Ama Türkçe'de buna leye diyorlar Dogah. Her neyse aldığı özünü re Dogah. Adı özüne göre de Dogah. Yoksa Dugah. Mi karbimol segah, fa çargah, sol neva, la Hüseyin'i sibimol acem. Burada sibimol acem. Dogardan re muhayyer. Bu şekilde. Buna diyorlar çıkıcı. Çıkıcı bizde makam var, inici makam var. Çıkıcı makam sayılı bir. İnici makam mesela muhayyerdi. Avuçtu. Mahur cemaatidi. Kürdülü Hicaz kardı. Olan inicidi bu, çıkıcıdı. Bakarak bunun uşak şeylerinden, fasilesinden, yoksa ailesinden, Bayati Nevadi, Arızbardı, Hüseyinidi, Karcıgardı, Karcıgar'ın başka bir adı var, Bayat Şuri, Gül Üzar, Muhayyer, Sultani Yeggah, Hüseyin Aşiran, Baba Tahir, yoksa Sadat Tahir, Neheft, bunları en çok Allah bunları şey için, beste için. Bakarak ilk dördümüz, bir, iki, üç, dört, bir şekil, bu Bayati'di. Bayat, diğer gözü dörtlü. Ondan sonra bayatlı beşli başlar. Beşli nakbede en çok Boselikoğlu mesela bunu okuduğumuz. Bayat yoksa uşak. Burada Boselikoğlu. Yani bu şekilde. Bu Boselik'ti. Ne o üzerine. Yoksa da Rastoğlu ne o üzerine. Bazen Acemoğlu Rast üzerine. Bazen Çargaholfa üzerine. Yani o kalan diziler hani konuştuk. O dizilerin seyirleri, şahsiyeleri bu şekilde. Dönağın aslı makamımız de şey okudu bizim çözüne, Abbas Bey okudu özüne. Burada okuduğu şeyle başlar, Eryadimen'le başlar. Eryadimen. Bakar ne şekilde? Burada uşak dörtlüsü de. Ondan sonra bir 5-6 parça okur. Aynı bu tehrir gibi. Ondan sonra başlar celse. Celseden ökçeyi bir saba yapar. Celseni yapar.
celseden sonra bir parça meyen kulağınlı. Meyen burada dö şey olur, rastlanır. Bu şekilde çıkar ondan sonra mahurana. Mahura fa. Bu şekilde mahurana. Ondan sonra nehef parçasıyla ondan sonra yapar özne. Si bimol acemde, si bimol acem yapar. Sonra fa aynen çergah yapar. Tekrar döner bir saba yapar. Ondan sonra lauk parçası tabii. Saba vasıtasıyla şey bitire, makamı bitire. Tekrar bir daha bir dizi kamil yapar. Ondan sonra döner tekrar dugahta durar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Değerli müzisyen Muayyed Beyoğlu seyircilerimize aydınlattığımız için. Değerli seyircilerimiz, Türk söz musikisinde gazel, saz musikindeki teksim insan sesiyle ve bir güfteye bağlı olarak yapılanıdır. Bundan dolayı eskiden gazel okumak veya söylemek tabiri yerine sesle teksim etmek ifadesi kullanırdı. Gazelde teksim gibi önceden bestelenmeyip gazel okuyanın icrasının o andaki ilhamına bağlı olarak irticalen yapılan belli makam veya makamlar çerçevesinde seyreden ancak herhangi bir usulla ölçülemeyen serbest ritimli bir formdur. Değerli seyircilerimiz, programımıza devam etmekteyiz. Programımızın diğer bir konuğu olan genç ses sanatkarı, gazellerimizi ve makamlarımızı ve koryatlarımızı güzelcesine icra eden Celil Hidayet Naccar olacaktır. Sizlere gazel bayat okuyacak ve ona bağlı güzelim bir beste ve koryatlar da okuyacak. Neşeli anlar sizlerin olsun. Thank you.
dedim ana bir pir içme. Dönüm
dadey kafiri dadey dadaludan yanu yanaydı sanım ninna 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 sümer balam ninna güzel yavrum ninna selam burada ninna Dede yüz yılın ihtiyarı, yüz yılın ihtiyarı anneynim. Dikala kome gel, başım gel, gözüm gel. Bana zulmedene yaz bacım agamım. Ninna, ninna, smer balam, ninna, güzel yavrum.
Ağzıva sağlığı dəgəlli, xalq sənətçimiz Cəlil Nəccar güzel cəlsinə bayat qəzəl oxudu və ona bağlı güzelim əski bəstələrimizi icra etdi və ona bağlı güzəlcə xoriyyatlar da icra etdi. Tikrar ağzıva sağlıq. Dəgəlli seyircilərimiz programımıza devam etməkdəyiz. Dəgəlli sənətçimiz Cəlil Hidayət Nəccarın oxuduğu qəzəl bayat makamını Dəgəlli bizim hocamız Velid Bayraktar Bakarım hangi makamları işlediğini sizlere açıklayacak ve sizlere aydınlatacak. Buyurun Velid Hoca. Ağzıva sağlık, halk okucumuz Dəgəlli Cəlil Nəccar. Gazel Bayat, tabi bundan önce de demiştik, bizim her makamlarımızda, ana makamlarımızda gazeli var. Yani biz istemiyoruz başka şeyler diye. Gazel var, Muvvel var, Ubudiye var, Kudud Halebiye var. Güzel şekilde. Gazellerimizde de ağızlar var. Bizim Kerkük'ün içinde üç ağızda gazel okunu. Erbil'in bir ağzı var. Ama Duz Hurmatı'nın ağzı biraz Kerkük'e fazla yakın bir ağızda okunan bir gazeldir. Tabii kardeşimiz Celil Efendi güzel şekilde Kerkük ağzında okunan bir şekilini aldı. Çünkü var çok böyle Türk gazeline yakın olan var. Bir de bazı ağızlar var, eski geçmiş okucularımızın da, onların da ağzı da ayrıdır. Bu gazeli süslendirdi Dəlli Həsənlə. Aziz, mühterem seyirciler, makam sever dostlarımız. Çok kimse diğer Dəlli Həsən nədir? Dəlli Həsən bayat. Yok, Dəlli Həsən Hicazdı. Biz zabıt, Bağdat'ta bizde bizden alınan Hüveyze makamı bizim Dəlli Həsənimizden alınır. Ama netin bizim yani bir şey olubdu. Gazelçilerimiz, gazel okuyandalar ne derler? Hicaz Bayat'a yakın olduğu için sonra bir zaman bunu fazla gayr vakit açıklar inşallah. Hicaz nerede, Bayat nerede? Hicaz Bayat'tan çıkmadı asılda. Yani bunları sonra şey deriz, kaynaklardan tabii. Yarım derece fark olduğu yine ara yerde müzikiyen. Ne der? Hemen çok rahat şekilde ağlı özün koruyatı sonra bir de döner aynen Bayat şeyine girer. Bestesi de aynen Kerkük eski bizim bestelerden okudu ninne ninne. İçinde güzel şey etti, ağam ağam uslu diğer ki yolcu uslu. Onu da güzel şekilde okudu. Allah razı olsun halk okucumuz Cəlil Hidayət Nəccar. Aziz mühterem seyirciler. Tabii bu yengi sezonda, bu yengi mevsimde her zaman bir programımızda bir makam şunaz kısacasına hayatından istemir eski okucularımız yaddan çıksın. İndi Allah'ın birinci kibeli kaynaklarda var. Şeyde geçipti İbrahim Bek. İbrahim Bek kimdi? Bakın İbrahim Bek kimdi? İbrahim Bek, Necip Bek, Bekir Ağa oğlu. Bekir oğlu. Bu aslında bunlar İstanbullu ve Ömer Paşa'nın, Bağdat valisinin kardeşi oğlu. Yani Bağdat'ta yaşayıp bu hayatını küçük yaştan Bağdat'a getirdi. Çok müteessiriymiş, etkilenip bizim makamçılara ve müzisyenlere. Bu musikada işleyip en güzel üç çalan, asrının, o çağın en güzel üç çalanı olup, üç çalanmaktan da başka başlayıp makamları öz sesiyle bakıp sesi de çok güzeldi. Makamları da güzel şekilde icra edipti. Bakın ne güzel makamlar okuyup, tabii bunun doğumu her zaman 1760. Biz Türk, biz 1700'lerden getirdik. İnşallah bütün sayılarda, bütün programlarda bugüne kimin? 1760-1812 vefat edip, yani bunun ne kadar yaşayıp? 52 sene yaşayıp. Ama bu 52 senede bir iyi eserler bırakıp, okuduğu makamları, yani musikadan başka, ki böyle icra en vaktinin, asrının en güzel ütsalanıymış, rast makamını birinci şekilde, zamanında en güzel okuyan İbrahim'i, Mansuri, Hilelavi, Hakimi, Nari ve Cuburi. Bu yedi makamı en güzel şekilde icra edermiş. İnşallah gelecek sayılarda, gelecek programlarda kısacasına her makam okucusunun hayatında bir kez konuşuruz. Üçü, hatta bizim Türkman makam okucularımız, Türk makam okucularımız yadan çıkmamak için ve bu gelecek bizden sonraki ciller inşallah bilsinler ki bizim ne kadar etkimiz var idi makama
ne kadar faydamız var idi, nece Bağdat'ta makam okunup ne kadarı kerküklüymüş. Yani hatta o zamanlar 1800, 1700, 1900'lerin başında okudukları şeyler makamçılarımız çoku kerküklü, bayatlı, en çok bayatlı. En güzel vaktler sizin olsun, aziz mühterem seyirciler. Ağzı ve sağlığı değerli bizim makam öğretmenimiz olan Velid Bayraktar seyircilerimize aydınlattığımız için. Değerli seyircilerimiz her programda olduğu gibi her makam okunduktan sonra tekrar dönerek bizim müzisyen Muayyed Beyoğlu. Bakalım bizim Celil, sanatçı Celil Nacar'ın okuduğu Gazel Bayat'ta hangi Süleyman Musik üstüne irtikaz ettiğini sizlere aktaracak. Buyurun Muayyed Efendi. Evet Sayın Bey. Ağza sağlık. Çok güzel Celil Bey okudu. Gazel Bayat. Gazel Bayat Çerçüş'te meşhur Çerçüş'te çok okulu. Tabii tempo ile okulu. Tempo ile 8/8 mütemmen en çok diğer özne. Baştan sona kadar yani ritim yeri özne. Okuduğu perde Neva perdesi. Sol biz diğer özne. Neva tabii Irak'ta Neva adı. Neva diğer özne. İşlediği La Kalbi Mola, Si Bimol, Acem, Do, Gerdan, Re, Muhayyer, Si, Mi Bimol, Sümbüle, Fa, Mahuran, sol cevap, cevap sehm diyeleriz yoksa tiz sol diyeleriz. Böyle bakarak bu Beyati Neva burada tabii en çok adı koyulalı. Yani şey müzik kitaplarında Beyati Neva. En çok ilk dörlüsü Bayat'tı. O bir dörlüsü Boselik'ti bu şekilde. Bu birinci dörtlü de, o bir dörtlü. Burada Boselik'te Gerden üzerine. Burada okuduğu makam kendi perdesi üzerine okudu özne. Sol üzerine okudu. Yani her kişi öz perdesi tabakası üzerine okuyacaktı özne. Bizde tabakalar ve bölümler var. Çok kararlara diğer pariton yoksa pas pariton. Bizim dede Celil Bey'in tabakası tenor idi. Ondan sonra geldi alto, biraz yüksekti. Altodan sonra geldi mezzo soprano, sonra soprano. Soprano çok çok tiz kadın seslerdi. Kendi tabakası, kendi perdesi üzerine okudu özne. Sol üzerine. Gerçekten çok güzel. Dedim ki sene size af pardon. Şey bu gazel sadece serbestin işkili okuyup okusun özne. En çok da parça katılmaz içinde. Bazen parçalar katılır içinde ama en çok sadece düz yerir. Evet, teşekkür ederim. Ağzı ve sağlığı Muayyed Hoca, seyircilerimizi aydınlattığınız için. Değerli seyircilerimiz, her programda olduğu gibi bir ses sanatçının hayatına ışık tutarık. Bu programımızda koryatlarımızı ve eski bestelerimizi güzelcesine icra eden mahalli sanatçılar, rahmetli Kerim Osman'ın hayatına ışık tutacağız. Üçlü adı ve soy adı Kerim Osman Said Bezirgan, halk arasında Kerim Osman adıyla tanılırdı. 1942 senesinde Çerçüğün Piryadi mahallesinde dünyaya gözlerini açmıştır. 30 yıldan fazla Çerçük Belediyesi'nde mamur olarak çalışırdı. Çocukluğundan beri Türkmen sanatına marak salmıştı. Ve halk arasında tanılan dayısı marhum Dayı Kadir Said Ağa Bayraktar'ın teşvikiyle sanata ilk adımını atmıştı ve Dayı Kadir yaptığı sıra gecelerine sürekli katılırdı. 60'lı yılların sonunda Çerçük'te kayıt ses cihazları çıktığı sıralarda Kerim Osman'ın yıldızı parlamıştı. O zamanın büyük ses sanatkarları Sıdık Bendegafur, Mustafa Elik'in etkisi altında kalmıştı ve çok sayıda Çerçük'te ve Erbil'de ve Türkmen eli yörelerinde düzenlenen toy ve sünnetlere katılırdı. Değerli seyircilerimiz, şimdi de sizlere rahmetli Kerim Osman'ın eşrifinden sizlere sunacağız. Thank you.
Değerli seyircilerimiz, arşivimizi seyredikten sonra programımızın son durağı olan hep birlikte programımıza katılan sanatçıların sesiyle bir beste ve ona bağlı karşıma karşı horiyatlar okunacaktır. Gelecek programımızda bir daha buluşmak arzusuyla sizleri Allah'a ısmarlarım, esen kalın. Hapsıda sevdav, yarası, hapsıda sevdav, yarası. Soyunum bak canıma, soyunum bak canıma. Hapsi de sevdav, yarası, hapsi de sevdav, yarası. Yerden yere ak gözlerim. Gözüm ağam çoklar var harap sözü. Dede yetiri yerden yara. Hey 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 yara 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 yar. Dedem 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 yaram yaram sızılda yaram yaram ey 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 umudumam gözüm ağam dili at gözü at para sevene umudumam hedesin yaram yaram yara yar yara 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 yar Lar kimin derdim var dağlar kimin bir yerden yaralıyam yüz yerden yaralıyam gezerim sağlar kimin gezerim sağlar kimin
ağlama ceyran, bağlası sızlama ceyran, bağlası gider gözü, karası gider gözü, karası. Soyunum bak, canıma soyunum bak, canıma hapsi de sevdav, yarası, hapsi de sevdav, yarası.